Ama sizlerin hikayesini dinlemeye bu kadar niyetli olduğumuz için önce biz kendi hikayemizi anlatmak istedik. Bu çok tartışma yaratan tanıtıma dair bir iki şey söylemek istiyorum. Ben size dün bir söz verdim. Dedim ki ben her ne olursa olsun size gerçeği söyleyeceğim, samimi davranacağım dedim. Öyle de olacak. Tanıtımın başındaki çığlığa dair birkaç şey söyleyeyim. Öncelikle yanlışları düzelteyim. Emine Bulut'un kızı değildi o. Küçük bir kızın feryadı değildi. Bir çocuk istismarı yoktu orada. Önce onu kesinlikle belirteyim. Emine Bulut'un kızını her daim ben de takipteyim. Olayın başından beri takipçisiyim. Asla böyle bir şeye ne izin veririm ne sebebiyet veririm. Onu bir kere bir düzeltelim. O çığlık benim hayatımda bir milattı. Ben sizin hikayenizi dinlemeden önce kendi hikayemi size anlatmak istedim o tanıtımda. Neyin miladıydı biliyor musunuz? Ben haber spikerliği ceketini o çığlıkla çıkarttım. Ve belki bir iki insanın hayatına dokunurum, iyi bir şeyler yaparım diye çözüm bulmaya geldim. O çığlık 25 Haziran'da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı, evet. Genç bir kızın çığlığıydı, reşit bir kızın çığlığıydı. Ve o kız da isyan ediyordu. O çığlığın içinde sadece bir aciz yoktu. Orada bir isyan vardı. Defalarca şikayet etmişti annesi babasını. Ona rağmen gözünün önünde annesini kaybetmişti. Ben o gün dediğim gibi haber spikerliğini bıraktım, kariyerimi değiştirdim. Benim hayatımda bir milat 25 Haziran günü gerçekleşmiş bir olayın çığlığı o. Ve ondan sonra ben ne yapabilirim acaba diye sahaya indim. Bir kere bunu kesinlikle ve kesinlikle reklam olduğunu kabul etmiyorum. Bu bir tanıtım. Ve neyin tanıtımı biliyor musunuz? Sizin sessiz ve sesli atılmış bütün çığlıklarınızı duyacağız. Bunları tarihe hapsetmeyeceğiz. Tarihe hapsedilmesine izin vermeyeceğiz. Bakın hep neyi biz eleştiriyoruz? Türkiye'de kadın meselesinde iki gün konuşuldu. Üçüncü gün yine bakın aynı şey oldu. Üç gün konuşuldu. Dördüncü gün gene aynı şey oldu. Olmayacak. Bakın ben 25 Haziran'dan beri o çığlıkla uyumaya çalışıyorum. O yüzden bütün hayatımı değiştirdim. O sadece o kızın hayatında bir milat değil. Bunu hatırlatacağız, hatırlayacağız. Biz burada ses veren herkesin sesli ve sessiz bütün çığlıklarını burada duyuracağız, dinleyeceğiz. Bunu çok net bir kere daha söyleyeyim. İyi niyetle yapılmış, farkındalık yaratmak için yapılmış, bizim derdimizi anlatmaya çalışmış bir reklam değil, tanıtımdı. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben vicdanımın şahitliğini diğer herkesin hakkımda söylediklerine yeğlerim. Onu da bir kere daha belirtmiş olayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bu konuda. Şimdi tatlı.